Hanımefendi, rica etsem bilmez misiniz? Hiç pardon. Yok. Bir dakika. Yasak, yasak, yasak. Yasak hanımefendi. Ha, yasak mı? Yasak abla, alamıyorum. Buyurun bak, alamıyorum. Kaldırmaz o maddeyi, tamam? Yani sağlık için koronavirüs tedbirleri kapsamında biliyorum. Komedi şeyler konuşmayalım. İyi günler. Kuyruk mu bekledik diyeceğiz akşama kadar yani? Çek kamerayı. Toplu ulaşımda ayakta yolcu almak yasaklandı. Durumdan en çok minibüsler etkilendi. Şoförler ayakta yolcu alamayınca vatandaşlar işe geç kaldıklarını söyleyerek duruma isyan etti. Şimdi hem yolcular hem şoförler duruma bir çözüm bekliyor. Gerçekten böyle dolu minibüsler. Şimdi yasak artık. Hayır değil, kimse dinlemiyor. İnsanlar yetişmek oturuyor. Ama herkes de haklı, millet işe geç kalıyor. Ama ne tamam yapsın? Da anne, ek sefer olması gerekiyor. Şu an siz buradasınız diye bu şekilde. Az önce biraz geri gidin görürsünüz. Biraz daha geriye gidin. Yani. Beyler ayakta binmeyelim. Sen müdahale. Boş koltuklar da olsun. Sadece koltuk. Biz görmedik mi? Üç kişi, beş kişi, altı kişi müsaade edilmesi lazım. Bu insanlar çarkını çevirmesi için mutlaka ve mutlaka üç, beş kişi, altı kişi ayakta almaları gerekiyor. Almadığımız zaman işte vatandaş bakın odalara mailler atıyorlar. Ben minibüse binemiyorum diyor. Haklı. Bindiği zaman şoför ceza yiyor. Binmediği zaman vatandaş işinden kovuluyor. İşine gidemiyor. Yani ısrarla ve ısrarla ne oluyor vatandaş? Ya belediye otobüsüne bineceksin deniyor, ya otobüse bineceksin diyor. Ama vatandaş minibüsü tercih etmek istiyor. Minibüse de binemiyor. Yani birçok araç şu anda kapısında yatıyor, çalışmıyor. Korkudan çalışmıyor. 3 bin lira ceza, bir ayda kazanamıyor zaten o cezayı. Yetkililerimize sesleniyoruz. İstanbul'da toplu taşıma araçlarının mesela otobüslerde ayakta yolcu kapasitesi var, alıyorlar. Herhalde %30 alıyorlar galiba. Metrobüs %50 alıyor. Yani bize de koltuk kapasitesinin yarısı kadar ayakta kanunen, belki de kanun buna müsaade etmeyebilir ama idari bir tasarruf, idaretin kolları bunu yaptırabilirler. Mutlaka çözüm bekliyoruz yani. Esnafımız çözüm bekliyor. Esnafımız kan alıyor. Gazi Osman Paşa'dan geliyor musun? Gazi Osman Paşa'da karşıdan bineceksin de yalnız alamıyoruz yani yolcu. Niye? Sıkıntı ayakta yasak. Eyvah. Yalnız almadığımız zaman da hiçbir şey kazanamıyoruz. Ne ben kazanabiliyorum ne patronum kazanabiliyor. Onun için sıkıntı büyük burada. Şimdi metrobüste yüzde bilmem kaç alacak. Metroda tramvayı da alacak. Orada sosyal mesafe olmuyor. Bize gelince, minibüse gelince sosyal mesafe. El hareketi yapanlar oluyor, bilmem ne yapıyorlar. Onun için artık yapacak bir şey, ona da katlanıyoruz. Onu da kimse bilmiyor yani o tepki gösterdiğini, görmüyorlar. Çünkü o vatandaşı şurada, o saatlerde mesela sabah saatlerinde adam işe gidecek. 7'de iş başı yapıyor, 8'de iş başı yapıyor. Adam mecburen, yok kardeşim almıyorum.
Onun için çok büyük sıkıntı bu ayakta yolcu almamamız bizim yani. Uyguluyoruz ama biraz yolculardan dolayı problem oluyor. Özellikle sabah iş saatlerinde yolcular tepki gösteriyor. Niye almıyorsunuz? Niye böyle? Kimisi arabaya yumruk atıyor, hop beni de alacaksın diye önümüze atlıyorlar. Öyle yani. Zorla binen oluyor mu? Zorla binen oluyor. Binenler oluyor. Bindikten sonra yok niye aldınız oluyor. Ama yolcu mağdur. Koltuk şeklinde aldığımız zaman yolcumuz mağdur oluyor. Ayakta yolcu almazsak biz de mağduruz. Yolcu da mağdur. Koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüslerde ayakta yolcu almak yasaklandı ancak sabah saatlerinde işe gitmek için bekleyenler bu kurala pek de uyum sağlayamıyor. Ya şimdi kalabalık yerde inecek var dediği zaman mecbur kapımızı açıyoruz. 8-10 kişi birden binen de oluyor. Müdahale edemediğiniz noktalar? Müdahale edemiyoruz. Nasıl müdahale edelim? Aksaray, Rahmet, Ulubatlı. Ama minibüs şoförleri bu kurala uyması lazım. Yani biz işçi kısmıyız. Ondan sonra mecburen işe gitmek zorundayız. O yüzden de yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi boş minibüs bekleyene kadar işe saat 8'de varmamız gerekeceği yerde saat 8.30'da varız. O zaman da bir sıkıntı olmaz mı iş yeriyle ilgili?